master like Hamilton, 32 in the palace. I rip it, turn the place up, bass a piston type of racket. I'm laughing at your bracket, you gon' have to triple practice for me to even hear you like a deaf man. Evet arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonraki videoların facecam'li geleceğinin sözünü artık verebilirim. Çünkü facecam'im geldi, yani bu kadar basit. Fazla uzatmaya gerek yok. Neden geç geldi? Ondan sonra neden bu kadar uzun sürdü gibi detayları videoda anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir sıkıntılı dönemlerden sonra geldi bu facecam. Ben de birazcık sıkıntıdaydım çünkü. Onun dışında şöyle İskandinavya'dayım arkadaşlar. Oslo'dayım. Çift dorsi aldım. Bayağıdır benden çift dorsi istiyordunuz. Şöyle Oslo'dan Örebro'ya doğru bir yolculuk yapacağım. Arkadaşlar ilk videom olduğu için lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü ilk defa facecam ile video çekiyorum. Daha önce nasıl video çekilir falan facecam ile hiç bilmiyorum. Ortam için kusura bakmayın. Kötü bir şey yok gerçi ortamda ama olsun. Ben yine tam düzenlemedim ortamı. Ondan sonra bir ses yapma be kardeşim be. Şurada bir şey anlatıyoruz. Kameram falan, ayarlarım falan yaptım biraz ama onları da ileride daha düzeltebildiğim kadar düzelteceğim. Tekrar söyleyeyim, bir hatam varsa falan, kusurum varsa kusura bakmayın. Aracım şöyle arkadaşlar, DAF DLC'siyle bütünledim aracı. Krom bir detaylar attım, gayet güzel oldu. Yavaştan yolculuğumuza çıkalım. Çalıştırdık abi şöyle aracımızı. Şöyle yavaştan çıkalım. Ya ben konuşurken buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım? Birazcık tereddütte bulunuyorum arkadaşlar. Şu sağ aynamı açayım ben ya, onsuz olmuyor abi. Ben şu sağ aynası süremiyorum abicim. Bazıları nasıl sürüyor hala anlamıyorum ama bakalım, biz de alışacağız artık. Cidden arkadaşlar buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım? Birazcık sorun yaşıyorum konuşurken. O yüzden tekrar söylüyorum. Kusuruma bakmayın videolardaki hatalardan dolayı. Şimdi asıl konumuza gelelim. Videonun facecam'in gelmesi neden bu kadar uzun sürdü? Birinci konumuzdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar ismini vermek istemediğim bir site var. Bilmem ne katalog diye. Zaten bazılarınız anlamıştır bilmem ne katalog diye dediğim zaman. Ben buradan facecam'i aldım. Açıklama kısmında diyor ki 5-7 gün içinde tedarik süreci var diyor. Ondan sonra gelir falan filan diyor. Neyse 5-7 gün geçti. Aradım adamları, dedim ki benim facecam'im gelmedi. Ondan sonra onlar da işte yolda bilmem ne derken beni bayağı bir oyaladılar açıkçası, öyle söyleyeyim. Neyse bir hafta geçti, 2 hafta geçti. Ben 2 haftadan sonra aradım. Dedim ki yani benim facecam'im hala gelmedi. Nerede bu facecam? Adamlar da dedi ki abim kusura bakmayın bir sıkıntı olmuş. Biz tekrardan işleme koyduk dediler. Neyse 1 ay oldu. 1 ayın sonunda ben tabii sinirlendim abi. 1 ayda kamera mı gelir? Adamları aradım dedim ki yani nerede bu, 1 ay oldu? İşte biz de AliExpress'ten aldığımız için dedi ne zaman geleceğini tam bilmiyoruz dedi. Hayda. Ben Türkiye'deki bir siteden alıyorum. Adam gidiyor AliExpress'ten alıyormuş. Neyse onu öğrenince iyice dellendim arkadaşlar. Aman kardeşim dikkat. Onu öğrenince iyice dellendim. 1 ayın sonunda artık göndermezseniz yani harbi kötü konuşacağım dedim. Birazcık tartışmaya girdik adamlarla. 1,5 ay falan oldu. Dedim ki 1,5 ayın sonunda benim dedim paramı geri gönder. Adam dedi ki bu kadar beklediniz de bari bekleyin. Yok kardeşim dedim, ben dedim paramı gönder, ben alacağım. İyi tamam dedi abi, iptalini verdim kameranın. Abicim iptalini vermez olaydım. 1 ayda parayı göndermeye uğraştılar. 1 ayda kameranın parasının gelmesini bekledim, iadenin parasını. Dedim ki bundan sonra dedim sizin siteden bir şey alırsam ne olayım dedim. O günden sonra hiçbir şey almadım abi siteden. Zaten almam da. Yani mesela en zıpladım. En ucuz yerlere bakıyorum, o site çıkıyor mesela. Almıyorum abi bir daha. Alır mıyım? Dediğim gibi arkadaşlar 1 ayda öyle bekledim. Yaklaşık 2,5 ay ben bu kameranın gelmesini bekledim. 2,5 ay sonunda param yattıktan sonra gittim. Birazcık dolar tabii yükselmiş oldu. Ben aldığım zaman 4,5 mu 5'e yakın falandı. Şimdi ben yeni kamera aldım. Dolar ne? Allah oğlum buralar neymiş lan böyle? Allah Allah. İşte şu an dolar gördüğünüz gibi 5,5 civarı falan. Yani 1 lira üstüne koydu. 1 lira ne yapar? 1 dolar yaptı size 4 TL. 5 TL pardon. 5,5 TL. O yüzden kameranın üstüne de belli bir fiyat binince birazcık geç kaldı tabii ki de 2,5 ayın sonunda. O yüzden ben tekrardan herkesin özür diliyorum. Abicim ben niye heyecanlandım ya? İlk kameralı videom da ya. Şimdi buraya mı bakacağım, yola mı bakacağım? Şaşırıyorum abicim. Her neyse. Tekrardan hepinizden özür diliyorum. Yorumlara sürekli facecam nerede yazıyorsunuz. Ellerinizi yoruyorsunuz arkadaşlar. Cidden sonuna kadar haklısınız. Ama cidden benim elimde olan bir şey değil. Elimde olsa hemen getirecektim. Ama ben bunu almışım, parasını ödemişim, etmişim. Ortada kamera yok. Neyse arkadaşlar, geç olsun güç olmasın diyelim. Sonuçta kameramız geldi. Videomuzu çekiyoruz. Allah. Ve bundan sonraki videolarımızın da webcam'li olacağını, facecam'li olacağının sözünü veriyorum. Haberiniz olsun. Birkaç tane de duyuru yapacağım arkadaşlar. Discord'la ilgili falan olsun filan olsun. Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Discord'a geldiğiniz zaman arkadaşlar yetki almak için beklemeyin. Çünkü Discord'a geldiğiniz zaman ilk lobi odasına geliyorsunuz. Lobi odasına geldiğiniz zaman yetkiniz verilmiyor. Lobi odası bekleme odasıdır. Yani nasıl yetki alacaksınız? Lobiye isminizi / yaşınızı yazacaksınız. Mesela pars /24. Onu yazdıktan sonra bizim arkadaşlarımız veya ben size yetkilerinizi veriyoruz. Ancak öyle sohbet odasını görebiliyorsunuz. Onun da duyurusunu yapayım. Discord'a geldiğiniz zaman açıklama kısmından gelin arkadaşlar, daha doğrusu. Gelin, güzel ortam yani. Discord bazen YouTube bildirimleri gitmiyor. Ben oradan şey yapıyorum. Videonun duyurularını. Ve artık işleri düzene koymanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Zaten her gün video atıyorum. Ama facecam olduğu için birazcık daha önem vermek gerekiyor bu işlere. Bu önümdeki adam da bayağı yavaş gidiyor ya. Her neyse. Bugüne kadar banladığım herkesin, yani işte herkesin demeyeyim de, bugüne kadar banladığım reklamdan olsun, ufak küfürden olsun vesaire olsun, herkesin banını açıyorum arkadaşlar. İşte bundan sonra sıfırdan başlayalım diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Discord'da çok ağır şeyler yapmadığı sürece, ben zaten banlarken açıklama kısmına bakıyorum neden banlamışım diye. Çok ağır şeyler olmadığı sürece o insanların banını açacağım. Buradan da söylüyorum. Discord'a gelin. Lütfen saygı sevgi çerçevesi içinde durun ama. Benim bugüne kadar hiçbir kimseye saygısızlık yaptığım görülmemiştir. Belki bilmeden yapmışımdır. Ama bilerek de yapmışımdır yani. Ama hak ettiği için yapmışımdır. Şu an aklıma geldi, birkaç kişiye yaptığımı hatırladım. Ama tamamen hak ettiği için yaptığımı düşündüğüm için yaptım. Çünkü bazı insanlar insanlıktan anlamıyor arkadaşlar. Birazcık olaya gücün girmesi gerekiyor, öyle söyleyeyim. Ama onun dışında kimseye bir cidden saygısızlığım, ne bileyim böyle kötülüğüm olmamıştır. O yüzden size tek isteğim, Discord'a gelin. Ama saygı sevgi çerçevesi içinde durun arkadaşlar. Lütfen ondan rica ediyorum. Bir de artık her ayın, yani bir ayda 4 tane hafta var ya arkadaşlar. Bir ayda 4 hafta var dersek, İkinci haftanın pazar günü Discord'da sohbet düzenleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Yani ayda bir sohbet düzenleyeceğim arkadaşlar. Onun dışında lütfen odaya çek, işte bilmem ne tarzında şeyler söylemezseniz sevinirim. Çünkü birini odaya çektiğim zaman diğerinin zoruna gidiyor. İşte neden beni odaya çekmiyor diyor. Öbürünü odaya çektiğim zaman öbürü falan diyor. Öbürünün zoruna gidiyor falan filan derken bayağı işler sarpa sarıyor arkadaşlar. Neden diye soracak olursunuz, benim de bir özel hayatım var. Benim de bir ailem var. Ailemle vakit geçirmek istiyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Benim de video çektikten sonra işte kendi ekibimle oynamaya hakkım olduğunu düşündüğüm için oyunlar oynuyorum. O yüzden ayda bir takipçilerimizle bir sohbet düzenlemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bir ayda 4 hafta olduğuna göre ikinci haftanın pazar günü. Çünkü şimdi 15 gün, yani ayın 15'inde dersem olmuyor. Neden diye soracak olursanız, şimdi 15'i bazen salıya gelir, bazen çarşambaya gelir, bazen cumartesiye gelir. Öyle demiyorum ben. Diyorum ki her ayın ikinci pazar günü. Öyle söyleyeyim. Artık seni bir tokatlayalım be Volvo'cum. Ne diyorsun? İşte durumlar böyle arkadaşlar. Özetleyecek olursak, webcam aksaklıklardan dolayı geç geldi facecam. Discord'da çok ağır olmadığı sürece bazı insanların banını açacağım. Haberiniz olsun. Ve her ayın 2. pazar günü sohbet düzenleyeceğiz Discord'da. Haberiniz olsun arkadaşlar. Geldik mi? Az kalmış. Birazcık tokatlayalım o zaman. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da farklı oyunlara yöneleceğim arkadaşlar. Facecam geldiğine göre. Ekiple CS olsun, GTA olsun. Ne bileyim. Bu adam bana mı yazıyor ya? Her neyse. CS, GTA, PUBG. Ondan sonra ETS'yi zaten her zaman oynuyoruz. Başka Crayve, Forza derken akarız abicim. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Emin olabilirsiniz. Vallahi benim açıkçası Facecam'le, yani senle, benle, sizle daha iyi bir etkileşim içinde olacağını düşündüğüm için farklı farklı oyunlara yönelmek istiyorum. Çünkü artık abi ETS biliyorsunuz sarpa sardı. Biraz da sürekli ufak ufak güncelleştirmeler getiriyorlar. İşte Dorsen'in arkasını büyütüyor 1.33. Dorsen'in kıçını küçültüyor 1.34. Bilmem ne derken iş iyice çığırından çıkıyor. Biz fazla hızlandık bu arada. Çift Dorsen'imizin olduğunu unuttuk abicim. Yani öyle arkadaşlar. Bu arada nasıl buldunuz ya? Yakışıklı falan buldunuz mu beni? Videonun başında birazcık değişik şeyler yaptım ama dedim ki abi namı pars yani bu. Düzgün girmemesi lazım. Bir değişik bir giriş yapalım dedim şöyle. Öyle koltuğu döndürüverdim. Ondan sonra geldim oturdum saç baş düzelttim. Yani değişik bir giriş oldu açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Belki hoşunuza gitmemiştir ama benim hoşuma gitti öyle söyleyeyim. Hatta editlerken de kendime güldüm abi. Çünkü komik. Ya biz de neden buradayız abi? Eğlendirmek için buradayız. Allah bu yolun sekmesini bir ayarlayamıyorlar ya. Allah. Gelen yok güzel. Dudaklarım kurudu ya sürekli böyle yapıp duruyorum. Çok konuştum sanırım ondan dolayı veya kamera açtım ya webcam, facecam her neyse işte ya karıştırıyorum abi. Bu webcam de oluyor, facecam de oluyor, kamera da oluyor hani. Aynen Örebro'muza geldik. Şöyle bakalım aynen. Örebro. Bunun da çok değişik bir ismi var ya. Şöyle bakayım. Örebro'ymuş. Örebro diyorum ben ya. Örebro. Allah. Örebro. Soldan gelen yok. Sağdan da gelen yok. Yapıştır babacım. Bu arada DAF'ı nasıl buldunuz arkadaşlar? Çift Dorsey ile pek güzel olmuyor ama olsun ben hiç Chrome... Aha bir şey başarmışım. Turist Ömer. O size çıktı mı bilmiyorum ama çıkmış olması lazım. Ben nereden gideceğim ya buradan? Şuraya sağ çekelim abicim ya. Bu çift dorsey olduğu için sığmayabilir. Birazcık kaldırıma çıkacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım dikkatle dinlemişsinizdir beni. Söylediklerimi dikkate almışsınızdır. Tekrardan söylüyorum ilk facecam'li videom olduğu için hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey söz verdiğim gibi canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım üzmem seni. Bari haber ver küs gelmeyin. Saçına rüzgar değsin. Ona da kıskanırım ben bilmez misin? Azıcık gülle güller atsın. Gözüm bir gençliğim var orada ister misin? Hevesim içten gelir dün ters kelepçe yedi bizden biri. Orada gizlenmeyin denk düşerse